Merhaba sevgili çocuklar. Hayat bilgisi dersimizin konu anlatımına geçmeden önce videoyu durdurup hayat bilgisi defterlerini açmanızı ya da not alabileceğiniz gerekli araçları hazır etmenizi öneririm. Bugünkü konumuz ben ve doğa. Çevre kirliliğinin nedenleri ve çözüm önerileri. Bu bölümde çevre kirliliğinden ve çevre kirliliğinin dünyaya olan etkilerinden bahsedeceğiz. Resmi inceleyebilirsiniz. Çevre kirliliğinin nedenleri katı atıklar, sıvı atıklar ve gaz atıklardır. Kullanılıp atılan her türlü çöpler katı atıklardır. Özellikle şehir kanalizasyonları ve fabrikalardan atılan zararlı, kirlenmiş su atıkları sıvı atıklardır. Taşıtların egzozlarından, fabrikaların bacalarından, yangınlardan dolayı oluşan ve bunları genellikle duman halinde gördüğümüz atıklar da gaz atıklardır. Hangi gezegende yaşamak isterdiniz? Resmi inceleyin. Videoyu durdurup bunun nedenlerini hayat bilgisi defterlerinize not alabilirsiniz. İnsanlar hayatları boyunca çevreden fayda sağlarlar ve çevre olmadan yaşayamazlar. Çevrenin zarar görmesi demek, insanların hayatlarının da tehlikeye girmesi demektir. Çevre sadece insanlar için değil, doğada bulunan tüm canlılar için çok önemlidir. Çevrenin zarar görmesiyle ortaya çevre kirliliği çıkmaktadır. Çevre kirliliği, hastalıkların artmasına, sağlıklı besinlerin ve temiz suların yok olmasına, havanın kirlenmesine ve bunlar gibi birçok soruna sebep olur. Siz de bu konunun sonunda boş bir kağıda aşağıdaki gibi bir resim çizip boyayarak çevre kirliliği ile ilgili neler anlatmaya çalıştığınızı ailenizle paylaşabilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerle birlikte evinizin çevresindeki çevre kirliliği kaynaklarını gözlemleyerek siz de aşağıdaki liste gibi bir liste hazırlayıp yazınız. Ardından çevre kirliliği oluşturan bu kaynakları nasıl ortadan kaldırabileceğinizi tartışıp çözüm önerisi yazınız. Bu listeyi kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Lefke'de 1913'te Amerikan Kıbrıs şirketi tarafından işletilmeye başlanan ve 1974'te adayı terk eden CMC Maden şirketinin atıkları çevreyi kirletmeye devam ediyor. Bölge halkı durumdan rahatsız ve yetkililerden çözüm bekliyor. Yetkililere CMC atıklarının yarattığı sorunların çözümleri için ne önerileriniz var? Bunları da not alabilirsiniz. Güneş enerjisi. Hiç aşağıdaki gibi bir araba gördünüz mü? Sizce bu araba nasıl çalışıyor? Bu arabanın diğer arabalardan farklı bir şekilde çalışmasının sebebi nedir? Bu araba güneş enerjisiyle çalışıyor. Üzerindeki güneş panelleri güneş ışığını alarak elektrik enerjisine dönüştürmeye yarıyor. Bu araba kullandığı güneş enerjisiyle akaryakıtla çalışan diğer arabalardan farklı bir enerji kaynağı ile çalışmış oluyor. Rüzgar enerjisi. Aşağıdaki resimde görmekte olduğumuz rüzgar türbinleri sayesinde elektrik üretimi sağlanıyor. Geri dönüşüm. Aşağıda renkli çöp kutularını görmektesiniz. Bu çöp kutularının farklı renklerde yan yana durmasının nedeni her birine farklı maddelerden çöplerin atılmasıdır. Bu şekilde çöpler maddelerine göre ayrıştırılmış olmakta ve geri dönüşümü kolaylıkla sağlanmaktadır. Atık piller. Kullanıp bitirdiğimiz pilleri çöpe atarsak pillerin içindeki maddeler çevreye, özellikle de toprağa zarar verir. Biz de o toprakta yetişen meyve ve sebzeleri yediğimiz zaman sağlığımız olumsuz etkilenir. Biten pilleri atık pil kutularında biriktirip geri dönüşüm tesislerine gönderirsek yeni piller yapılmasına yardımcı oluruz. Doğal çevremiz. Yaşadığımız dünyadaki ormanlar, dağlar, denizler, akarsular, mağaralar kendiliğinden oluşan, yani insanlar tarafından oluşturulmayan
çevreye doğal çevre denir. Doğal çevremizdeki karetta karettalar. Karetta karetta kaplumbağaları denizlerde yaşarlar. En sevdikleri şey denizin altında gezinmektir. Çok uzun süre suyun altında nefeslerini tutabilirler. Büyüdüklerinde neredeyse 3. sınıf bir çocuğun boyu kadar olurlar. Yumurtalarını temiz, güzel sahillere gömerler. Yumurtalar 2 ay kumun içinde kaldıktan sonra yavru kaplumbağalar geceleri ay ışığının denizdeki yansımasının ışığını takip ederek denize ulaşırlar. Kıbrıs'ın sahillerinde de bu kaplumbağalara rastlayabilirsiniz. Doğal çevremizdeki bitkiler. Orkide, medoç lalesi, kum zambağı gibi ülkemize özgü bazı bitkiler yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çevre kirliliğinin ve bilinçsiz bir şekilde yok edilmelerinin engelleyip bu bitkileri korursak doğamızda çoğalarak var olmalarını sağlarız. Yapay çevremiz. Hayatımızı kolaylaştırmak için yaptığımız, oluşturduğumuz çevreye yapay çevre denir. Evler, binalar, köprüler, yollar, akvaryum, oyun parkları, limanlar gibi insanların oluşturduğu yapılar yapay çevremizi oluşturur. İlk dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar.